görüşülmesi. Bunların biz geldiğimiz günden beri ihalelerini yapıyoruz. İhalelerinde ise belediye kendi şirketi veriyor. Zaten bu sayının rekortesi çok iyi değildi. Bu sebepten dolayı da tüm hemen hemen hepsi biz kendi belediye şirketimiz kiraladık. Ha biz bu yerleri, kiralamadığımız yerleri, sizlere uygun olan yerleri, bu mekanı yakın olan yerleri, bu köylere yakın olan yerleri sizlere tahsis edebiliriz. Ve böylece sizin için bir can suyu olur. Kooperatifin yaşaması için bir enerji olur. Ama şimdi açık söyleyeyim. 7 kişi bir kooperatif kurabiliyor. 7 kişi kurduğu kooperatife gidip de biz yardım edersek bu sefer 7 kişiye yardımcı olur. Bizim de kooperatif yardımında bazı şeylerimiz var. İsteklerimiz var, kriterlerimiz var. Kooperatifin halka yayılmasını, gerçek anlamda bir kooperatif olması gerekiyor. Ne kadar çok iyi olursa o kadar iyi. İkinci isteğimiz de kooperatifin mali gücünün iyi olması istiyoruz. Yani nedir? Giriş aidatları ödenmiş olsun, belli bir sermayesi olsun, uzun vadeli planları olsun. Hoş bulduk. Eğer siz de bu konularda istekli olursanız, bu kooperatifi yaşatmak isterseniz biz belediye olarak elimizden geleni yaparız. Bunların bir özelliği var. Biz geldikten sonra kurulan ilk zeytin, hatta tarım kooperatifi. Bu bakımdan biz bu kooperatife, başkanıma da söz verdim, bu kooperatife destek olmaya devam edeceğiz. Yeter ki siz kooperatife sahip çıkın, üye sayısını arttırın. Biz örnek bir şekilde tüm Akhisar Ovası'na, tüm Akhisar'ın köylerine diyelim ki Dereköy, Tindel, Erdel'de bir kooperatif kuruldu. Çok başarılı işler yapıyor. Biz de bunlara destek oluruz. Zeytinlikse zeytinlik, tarlaysa tarla, arsa ise arsa, makine desteği ise makine desteği. Ürününüzü alın derseniz, alın satın derseniz bunlar. Hatta gelirken onu konuştuk. Ankara'da Büyükşehir Belediyesi'yle görüşeceğiz. Biz görüştük hatta. Daha önce Mansur Bey'le görüştük. Mutlaka istiyoruz, desteği şey yapıyoruz. Sizler de etki almak isteriz diye bana söz verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ortak. Sadece kooperatif ürünlerin satıldığı ofisler açıyorlar. İzmir ve Aydın'a. Bunlara ürün satabiliyoruz. Kaliteli olduktan sonra, başkanların bana söylediği şu. Kaliteli olsun ve kooperatif ürün olsun, hiçbir sıkıntı yok. Fiyat olarak da makul olduktan sonra biz bu ürünlerin hepsini alırız diyor. Bu bakımdan pazarlama konusunda yardımcı oluruz. Yeter ki siz de elinizi taşın altına koyun. Haklısınız, eskiden kalma iyi olmayan tecrübeler var. Ama şunu unutmayın, devletin desteği, belediyenin desteği o zaman yok. Şimdi şartlar değişti ve farkındasınız. Bu sene mahsul az. Sizin burada da az çıktı. Fiyatların yükselmesi lazım. Yüksek gibi başladı ama istenilen seviyeye çıkmadı. Tekrar düştü. Bizim fiyat standartını getirmemiz için önce kooperatifleşmemiz. Sonra da daha önemlisi aynı Marmara Gölü gibi kooperatiflerden bir birlik oluşturmamız lazım. Bu sizin yaptığımız bir ilk adım. Gelirken Hasan abiye söyledim. Biz de artık belediye çalışmıyoruz ama tarımdan sorumlu arkadaşımız, belediye çalışıyoruz. Eski tarım müdürlüğünde çalışıyoruz. Arkadaşımıza da söyledim. Çok zor bir iş, kolay bir iş değil. Kısa vadeli bir iş değil. Emek sarf etmek lazım, zaman vermek lazım. Ama başarabilirsek Akhisar'daki zeytinin, zeytinciliğin, tarımın kaderini değiştiririz. Bunu sizlerle beraber başarabiliriz. Bu yüzden hepinizden bu kooperatife destek istiyorum. Biz fazlasıyla vereceğiz, buna emin olabilirsiniz. Sağ olun başkanım, çok teşekkür ederiz. Biliyorum, doğumlar biraz sancılı oluyor. Normal, kolay değil. Evet. Ya bir de biz alışmamışız bu işte. Yani böyle organize, koordine bir şekilde çalışmıyor. Bizim bu Ege insanı çok yakın değil. Evet. O yüzden bir alışsak neler başaracağız da. Evet. 4-10-2019 sayılı Akhisar Ticaret İşim Müdürlüğü'ne tesis edilerek de hükmü şahsiyet kazanmıştır. Kuruluş faaliyetleri sürecinde yapılan harcamalara ilişkin belgeler tek düzen muhasebe sistemine uygun olarak kayıtlara geçmiş olup genel kurula sunduğumuz bilanço ve gelir tablosunda ayrıntılısı mevcuttur. Kuruluş faaliyetlerimiz için tanzim edilen faaliyet raporu genel kurulumuza kabulü ve yönetim kurulunun ibrazı hususunda gereğini arz eder. Kuruluş bilançosu ve gelir tablosunun yapılması. Şöyle özet şey yapayım. Yani detaya tek bir şey olmuyor.
Kuruluş giderlerimiz de 7289.50 TL olup başkaca bir gelirimiz olmadığı için bilanço bu şekilde sonuçlanmıştır. Ayrıca ortaklardan toplanan paraların akıbeti 7289 TL gider yapıldıktan sonra 28.350 Türk Lirası Türkiye Vakıflar Bankası Akhisar Meydan Süresi'ndeki hesabımızda olup 1303 TL'si de kasamızda mevcut bulunmaktadır. Başka da